Babül meşki beynel kuburi bin ne'al. Kabirler arasında ne'allerle yürümek caiz olur mu, olmaz mı? Şimdi mesela Cennetül Beka'ya ziyarete gidiyoruz. Kimisi ayaklarını kapıda çıkarıyor, yalın ayak gidiyor. Kimisi ayakkabısıyla gidiyor. Ayakkabıyla gitmek caiz mi, değil mi? O yalın ayak gitmek bir ittifak caiz, onda ihtilaf yok. Fakat kabir arasında ayakkabıyla yürümek caiz mi, değil mi? Bazıları diyor ki caiz değil. Bazıları diyor ki caiz. Bu babda bunu halledecek. Buyuruyor ki haddesena Ebu Bekrete. Kale haddesena Ebu Davudet Teyarisiyyü. Kale haddesena Şuabetu. Kale haddesena Lesved ibn Şeybal. Kale haddesena Halid ibn Semir. Kale haddeseni Beşir ibn Nüheyk. An Beşir ibn Hassasiye. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ra'a racule. Beşir'den rivayet ediliyor ki Peygamber Efendimiz bir adamı gördü ki yemşi yürür. Beynel kubur, kabirler arasında fi ne'aleyni, iki ne'alde, yani iki ayağında da ne'al var. Onlarla yürüyor. Ne'al dediği bizim tahtadan yapılmış, ağaçtan yapılmış ne'alın değil. İşte buradaki giymiş oldukları medes var ya, bedevilerin giymiş olduğu böyle parmakların arasından takılır, giyilir. Ne'al bu. Bununla yürüyor. Fekale, Resulullah Efendimiz buyurdu ki, veyheke, sana yazıklar olsun. Ya sahibe sibtiyyeteyn. Ey deriden yapılmış bunalımların sahibi. Bunlar deriden yapılır. Elgi sibtiyyeteyk. Sen bu iki sibtiye, yani nehlinlerini at. Şimdi rakam 1'de diyor ki veyhek ve yukalu limen yunkeru aleyhi fi'aluhu ma'a terefukin ve terahumin. Bir adamın fiili hoşuna gitmesi insanın, o nehyedilir fakat şiddetle değil. Rıfk ile ve rahmetle, yani veyhek denilir. Sen bunu yapma. Sibtiye'ye gelince sibtiyyeteyk alen nisep ile sipte nisbetle. Kale fin nihaye, nihayet İbn Kesir diyor ki hiye bil kesri sipt kesre ile cüludul bekaril medbuğati bil karaz. Karaz ile da bağlanmış sığır derisine derler. Ki yuttehezu minhen ni'am. Ondan medesler yapılır. Leennehu sütibe şi'ruha ey hulike ve üzile. O garazıyla onu da bağladığından onun kırları gider. Onun için sip derler. Sip demek ki kırları giderilmiş. Ve kîle leenneha insebetet biddeba eylanet. Bir de diyor ki hayır, sibit demek yumuşaklık demek. Deba oldun yumuşak olur. Ve üride bihmen ne'lan el müttehezâni tevessü'en nehu yelbesusun. Peki bununla ne'aller murad edildi sibtiyeteyn. Niçin? Diyor ki tevessü babından, buna tevessü derler. Yani sibitten istimal edilmiş, debağ edilmiş, deriden yapılmış medes demek. E bu caiz olur mu? Caiz olur. Ne gibi? Yel nehu yel vesü su. Yuni giydi. Yun giyilir mi? Yun giyilmez. Ne demek bu? Ey sevbel müttehaze minhu. Yundan yapılmış elbiseyi giydi demek. Bu adam da deriyi giymedi. Yani o deriden de bağlanmış, deriden yapılan nalını giydi. Evet, hulası esas mesele o mühim değil. Yani sibtiye demek, de bağlanmış deriden adam nalın yapmış, onları giymiş, kabirin arasında yürüyormuş. Resulullah Efendimiz ona veyhek demiş. Sen bu nalınlarını çıkar, el git, at. Şimdi bu rivayete göre, kabirde nalından yürümek caiz değil. Bundan bu sürü hüküm çıkar. قال أبو جعفر إمام التحاوي بيردلان فذهب قوم إلى هذا الحديث ولمادن bir kısmı bu hadise sahip oldular fekerihu mekruh gördüler el meşye yürümeyi bin ne'al medesler ile beynir kubur kabirler arasında kabirler arasında yan ayak yürüyeceksin ayakkabıyla değil قال أبو جعفر evet وخالفهم في ذلك آخرون başkaları bu birinci mezhebe sahip olanlara muhalefet ettiler. Fekalu buyurdular ki kad yecuzu caiz olur ki en yekune nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz olmuş ola emere zalike recule
bu adama emretmiş olması caiz olur. Neyle? Bi hal'in aleyn, ayaklarını çıkarmakla emretti ya. Onun emri caiz ki olmuş ola. Ne için? La li'ennehu kerihel meşye beynel kuburi bin ni'ad. Kabirler arasında medeslerine yürümek mekruhtur. Bunun için değil. Bunun için emretmiş olmaya. Ya ne için? Lakin limanen ahire, başka bir mana için emretmiş ola. Evet. O da neden? Min kadirin, bir necasetten ki ra'ahu Resulullah Efendimiz o necaseti gördü. Fiha, onun nalinlerinde. Evet. Öyle necaset ki yakzirul kubur, kabirleri necasetliyor. Yani Resulullah Efendimiz nalınları çıkar dedi ya, adam caiz ki onların nallarında necaset vardı ki kabirlere necaset götürüyordu ondan. Onu çıkar da kabirleri necaset etme. Caiz ki bunun için ola. Yani illa böyledir de demiyoruz biz. Fakat bu caiz, bu caizdir, bu ihtimal vardır. Evet. Fakat bu ihtimali nereden getirdin? Uzak bir ihtimal. Hadisin zahirine bakılırsa Peygamber Efendimiz nalından yürüme dedi. Fakat bu ihtimali uzaktan getirdi ki caiz ki necaset var idi de onun için çıkar dedi. وَقَدْ رَيْنَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'i gördük ki سَلَّا وَعَلَيْهِ نَعْلَى Cenazeye namaz kıldı, ayaklarında da medesleri vardı. Bundan aldık biz. Bu ihtimali oradan getiriyoruz. Eğer nalının kendisi mani olmuş olsaydı Resulullah Efendimiz cenaze namazını nalınla beraber kıldırmazdı. Nalından çıkarıp sonra kıldırırdı. Bir bu. Sümme ümire bi hal'ihima, Peygamber Efendimiz cenaze namazını o nalından namaz kıldırıyordu. Fakat Allahu Teala tarafından emrolundu ki medeslerini çıkar. Fehale'ahuma, Peygamber Efendimiz nalınlarını çıkardı. Ve huve yusalli, namaz kıldığı zaman, namaza başlamıştı, kıldırırken emrolundu, namazdayken nalınları çıkardı. فَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ عَلٰى كَرَاهَةِ السَّلَاةِ فِي الْنَا عَلَيْهِ Nalından namaz kıldırmak mekruh da bunun üçündür değil, bunun için olmadı. وَلَاكِنَّهُ لَكِنْ Resulullah Efendimiz'in nalınları çıkardığı emrolunması oldu. لِلْقَذِرِ الَّذ۪ي كَانَ ف۪يهِمَا Nalınlarında necaset var idi de onun için oldu. Bunu ispat edebilir misin? Resulullah Efendimiz namazda çıkarmış. Necaset olduğu için çıkarmış diyorsun, bunu ispat et. Öteki adam da der ki hayır, necaset olduğu için değil, Resulullah Efendimiz caiz ki unuttu. Namazda da hatırına geldi ki nalından namaz olmaz, namazda çıkardı. O öyledir. Sen de diyorsun ki hayır, necaset var idi de Allahu Teala'dan emrolundu, çıkardı. Bunu ispat etmek lazım. Onu ispat ediyor. Diyor ki وَقَدْ رُوْيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. مَا يَدُلُّ عَلَى اِبَاحَةِ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُورِ بِالنَّعَالِ Peygamber Efendimiz kabirler arasında nalınla yürümeyi mübah gördü. Bu Resulullah Efendimiz'den rivayetin geldi. Gelince öyleyse Resulullah Efendimiz namazı da nalından kıldırabilir. Nalından kabirler arasında yürünebilir. Fakat namazdaki o nalınları çıkarması necasetten dolayı oldu diye biz ona hamlederiz. Niçin? Hadisler birbirine zıt olmasın. Haddesena Nesr ibn Merzuk, kal haddesena Adem ibn Ebi İyas, kal haddesena Hammad ibn Seleme, kal haddesena Muhammed ibn Amri, an Ebi Selemete, an Ebi Hureyrete, kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Hureyre'den Nesr ibn Merzuk terekiyle rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz buyurdular. Fezekere hadisen tabilen. Uzun bir hadis Hazreti Ebu Hureyre zikretti. Fil mü'meni izâ düfne fî kabrihi. Bir mü'min kabrine defnedildiği vakıtta onun hakkında varid olan bir uzun hadisi defnetti. Vellezî nefsi biyedihi. O hadiste Resulullah Efendimiz zikretti ki وَالَّذِ وَالْبِي Cenab-ı Hakk'a yemin ederim ki nefsi biyedihi, benim nefsim onun yeti kudretinde orucudur. اِنَّهُ bu defnedilen adam لَيَسْمَعُ elbette eşidir. خَفْقَنِ عَالِكُمْ sizin nalinlerinizin seslerini eşidir. حِينَ تَوَلَّوْ عَنْهُ siz ondan tevelli edip gerisini geri çekildiğiniz vakıtta müdbirin arkası üzerine. Onu götürdünüz, defnettiniz, arkanızı ona çevirdiniz, gidiyorsunuz.
O sizin nalınlarınızın sesini işitir dediği o hadiste. Ha, şimdi bak bu hadis-i şerifte ne oldu? Demek ki kabre defnedildikten sonra ashab-ı kiram nalınlarıyla beraber getirmişler, defnetmişler. Ayaklarında medesler var. O medeslerle giderken ondan gitmişler ki Resulullah Efendimiz diyor ki bu kabre defnettiğiniz adam bu nalınların sedasını işitir. Ayaklarında nalın olmasa bunu emretmezdi. Bu hadiste, bu hadisten anlaşıldı ki medesle kabirde yürümek mübahtır. Bu çıktı. Haddesena Ali ibn Ma'bed قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء قال اخبرنا محمد بن عمرو فذكر باسناده مثله. Bu hadisi şerif Ali ibn Ma'bed de rivayet eyledi. Haddesena Fahdun قال حدثنا احمد بن حميد قال حدثنا بكيع عن سفيان عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه مثله. Hazreti Ebu Hureyre'den Fahd rivayet ediyor hem de merfu olarak yani Resulullah Efendimiz'den rivayet ederek bunun aynen mislini rivayet eyledi. Fahada işte bu hadisi şerif yu'aridul hadisel evvel. Evvelki hadise muariz oldu. Evvelki ne dedi Resulullah Efendimiz? Narından yürüyen adamı gördü de narınlarını çıkar dedi. Burada da Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor ki ashab getirdiler, cenazeyi defnettiler, gerisin geri döndüler. Resulullah Efendimiz buyurdu ki sizin nalınlarınızın sedasını bu adam işidir. Bu iki hadis birbirine taarruz etti. İza kâne mânâhu, eğer bunun manası olursa, yani o birinci hadisin manası, alâ maşgul bir şey üzerine olursa ki hamelehu aleyhi, o mana üzerine hamletti. Ehlül mekâletil ula, birinci mezhep sahipleri. Birinci mezhep sahiplerinin dedikleri ki yani nalın necis olmasa bile kabirde onunla yürünülmez. Onun için Resulullah Efendimiz çıkar dedi. Eğer bu manaya alsak bu ikinci hadis buna taarruz eder. Ama bizim dediğimiz gibi hayır, birinci hadisteki nalınları çıkar demesi necaset için olursa ikinci hadiste taarruz etmez. Üçüncü hadis bu babda gelmiyor ki siz başka yerde diyor ki yani ölünün insanın işitmesi hakkında geliyor. İyi, işitmesi değil. Ney? Hakkani alim diyor da. Evet, nalınların, sizin nalınların sesini işitir. Nalından yürümek mübah şey işitir. Nalın, yoksa ayak sesini. Ayak sesini demiyor. Hakkani alim. Nalınların sedasını. Onu diyemez ki hakkani alim var hadiste. وَلَكِنَّا لَا نَحْمِلُهُ عَلَى الْمُعَارَدَةِ Biz muarada üzerine hamletmeyiz. وَنَجْعَلُ الْحَدِيسَيْنِ صَحِيحَيْنِ Biz hadislerin ikisini de sahih kılarız. فَنَجْعَلُ النَّهْيَ الَّذ۪ي كَانَ فِي حَد۪يسِ بَشِيرِ Yukarıki birincide, Beşir'in hadisinde vaku olan nehyi kılarız. Ki çıkar dedi ya Resulullah Efendimiz. Ne için kılarız? لِنَّجَاسَةِ الَّذ۪ي كَانَتْ فِي النَّعْلِينَ İki nealde olan necaset için nehyetti. Çıkar dedi Peygamber Efendimiz. Bunu kılarız. لَاَلَّا يُنَجِّسَ الْقُبُورُ Kabirleri necislemesin diye. كَمَا قَدْ نُهْنَهَا Nitekim Peygamber Efendimiz nehyettiği gibi اَنْ يُتَغَوَّتَ عَلَيْهَا Kabir üzerine büyük abdest yapılmaya. Bundan da nehyetmiştir. Gidip de kabirler üzerine abdest yapmayın. Pisletmeyin. İşte demiş kabir ondan eziyet duyuyor. Ona tegavvüt caiz olmadığı gibi necaseti oraya nekletmek de caiz değil. اَوْ يُبَالَ Yahut da kabir üzerine gitti, bevletti. Bundan da nehyettiği gibi. Ne bevledilir, ne büyük abdest, ne küçük abdest kabir üzerine yapılmaz. Niçin? O necasetten kabir sahibi azap duyar. Böyleyse dışarıdan götürdüğü gün necaset de ona azap verir. وَحَد۪يسُ اَبِي هُرَيْرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisi يَدُلُّ delalet eder عَلَى اِبَاحَةِ الْمَشِّ بِالنَّعَالِ Nalınlarla yürümenin mübah olduğuna delalet eder. Elleti öyle naller ki la kadara fiha onda necaset yok. Nerede yürümeyi mübah kılar? Beynel kubur kabirler arasında. Öyleyse biz iki hadisi birleştirdik. İkisi de sahih. Birincide Peygamber Efendimiz nehyetti necaset olduğunda. İkincisinde nehyetmedi, mübah kıldı necaset olmadığında. Herhangi bir adam ki ayakkabıyla yürür, ayaklarının altında necis olursa çıkarması lazımdır, caiz değil. Yok, ayaklarının altında necis yoksa, ayakkabıları temiz ise yürüyebilir. فَهَذَا وَجْهَذَا الْبَابِ İşte bu babın yolu budur. مِنْ تَرِيكِ تَصْحِيهِ مَعَانِ الْاَسَرِ Eserlerin, yani rivayetlerin manalarını tesih tarihiyle veçi budur.
rivayetleri getirdik ve manalarını tasih ettik. Mubahtır diye hüküm verdik. وَقَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ مُتَوَاتِرَةً عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Eserler, rivayetler Peygamber Efendimiz'den mütevatir olarak geldi. Ne ile? Bima bir şeyle mütevatir olarak geldi ki قَدْ زَكَرْنَ عَنْهِ Peygamber Efendimiz'den biz zikrettik. O da neden? مِنْ صَلَاتِهِ فِينَ عَلَيْهِ Peygamber Efendimiz kendi nalınlarını giyerek cenaze namazı kıldırmış. Nalınlarını çıkarmamış. Ne ellerle namaz kıldırdığı ve daha niye namazları kıldığı hakkında kendisi tevatüren sabitse de cenaze namazı değil. Diğer namazları da Resulullah Efendimiz nalınlarından kılmış. Eğer kebir üzerinde nalınlarına yürümek mekruh olsaydı namazda ihtiyacı olmazdı. وَمِنْ خَلْعِهِ اِيَّهُمَا Bir de nalınlarını çıkarmak hakkında varid oldu ki فِي وَقْتِ مَا خَلْعَهُمَا Çıkardığı vakıtta emrolundu ya, bu da oldu لِنْ نَجَاسَةِ اللَّتِي كَانَتْ فِيهِمَا Herhangi vakit Resulullah Efendimiz nalınları çıkardıysa necaset varmış da çıkarmış. Necaset olmadığı vakıtta da onlarla namaz kıldırmış ve bu hususta gelen rivayetler mütevatir. وَمِنْ اِبَاحَةِ النَّاسِ Bir de nasa mubah kıldığı hakkında tevatüren geldi. Neyi? اَسْسَلَاتَ فِي النَّعَالِ Nalınlarına namaz kılmayı nasa mubah kıldığı hakkındaki rivayetler de tevatüren gelmiştir. فَمِنْ ذَلِكِ İşte tevatüren gelen hadislerdendir. مَاشُولْ bir rivayet قَدْ حَدَّسَنَا فَهْدٍ İmam-ı Tehavi diyor ki bize Fahd rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّسَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قال حدثنا أبو حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه عبد الله بن مسعود Hazreti Alkame rivayet ediyor ki Hazreti Abdullah bin Mesud buyurdular ki Peygamber Efendimiz nalınlarını çıkardı. Ve huve yusalli kendisi de namaz kılıyordu. Nalınlarını çıkardı. Fehala çıkardı. Men halfe Resulullah'ın peşinde kılan adamlar da ashab-ı kiram da çıkardılar nalınlarını. Baktılar Resulullah Efendimiz namaz kılarken nalınlarını çıkardı. Ha demek ki bu nalınlarla namaz olmuyor diye ashab-ı kiram da nalınlarını çıkarmışlar. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem ashabına dedi ki ma hamalekum sizi hamleden şey nedir? Ela hal'ini alikum nalınlarınızı çıkarmaya sebep nedir? Ne hamleti dedi, niçin çıkardınız? Diye sordu. Kalu dediler ki ra'inake halate fehalana Ya Resulallah baktı ki sen namazda nalınlarını çıkardın, biz de bunun için çıkardık. Fekal sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İnne Cebrail aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam ehbereni bana haber verdi ki Enne fî ehedîmâ gadren Nalınların birisinde necaset vardır diye Cibril bana haber verdi. Fekhala'tuhumâ alizalik Ben de bunun için nalınları çıkardım. فَلَا تَخْلَعُونِ عَلَيْكُمْ Fakat siz nalınlarınızı çıkarmayınız. صَلُّوا فِي نَعَلِكُمْ Başka bir hadiste de var ya, nalınlarınızla beraber namaz kılın. Yani buna vakıfta kılınırmış, necaset olmadığı vakıfta. İşte Resulullah Efendimiz necaset varmış bilememiş, Cibril Aleyhisselam onu haber vermiş ve namazda çıkarmış. Fakat Ashab-ı Kiram'ın nalınlarında necaset olmadığından onlara buyuruyor ki siz, nalınlarından namaz kılın. Yani nalında necaset olursa o ashab-ı kiramın kim olursa olsun o da çıkaracak. Haddesene ibn-i Ebi Akil kâle haddesene Abdurrahman ibn-i Ziyad kâle haddesene Şu'betü al-Ebi'yim Müslime Mesleme Sa'id ibn-i Yezid Ebu Mesleme de kim imiş? Sa'id ibn-i Yezid el-Ezdi. Kâle se'eltü Enes ibn-i Malik'in radıyallahu anh Enes İbni Malik'e sordum ki اَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُصَلِّ فِنَّ عَلَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَعْلِنَّرْنَا Namaz kılar mıydı? فَقَالَ نَعَمْ Buyurdu ki kılardı. حَدَّسَنَا فَهْدٌ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ غَسَّنْ قَالَ حَدَّسَنَا زُهَيْرُ بْنُ مَعَوِيَ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ إِسْحَاقَ اَنْ عَلْقَمَةَ بْنُ قَيْسٍ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ Evet, Ebu İshak Alkamet ibn-i Kays'ten rivayet ediyor ama fakat ondan işitmedi. Arada bir vasıta var ama onu da zikretmedi. Ki enne Abdullah ibn Mesud, Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh etâ Ebu Musa el-Eş'ari'yi, Ebu Musa el-Eş'ari'nin yanına geldi. Fahadaratis salâh, namaz vakti geldi. Fekâle Ebu Musa el-Eş'ari buyurdular ki tekaddim ya Ebu Abdurrahman.
Abdullah bin Mesud'un künyesi Ebu Abdurrahman idi. Dedi ki, Ebu Abdurrahman, geç namazı kıldır. فَاِنَّكَ اَقْدَمُ سِمْنًا وَعَالَمُ Senin hem yaşın bizden daha büyüktür, hem daha bizden alimsin. Geç namazı sen kıldır. فَقَالَ Abdullah bin Mesud buyurdular ki, تَقَدَّمَنْتَ Sen geç namazı kıldır. فَاِنَّمَا اَتَيْنَاكَ ف۪ي مَنْزِلِكَ وَمَسْجِدِكَ Biz senin menziline, mescidine geldik. Ev sahibi sensin. Mescid de senindir. Hak senindir dedi. Hani sahibül beyt evla var ya. فَاَنْتَ اَحَقُّ Sen namaz kıldırmaya daha haksın. Dedi. فَتَقَدَّمَ Ebu Musa. Ebu Musa el-Eşeri tekaddüm etti. فَخَلَعَ مَا عَلَيْهِ نَالِ الْمَرْمِ çıkardı. Ondan sonra namaza başlayacak. Namaza başladı. Namazı kıldırdı ama nerinleri çıkarmış oldu. فَلَمَّا سَلَّمْ Baktaki selam verdi. قال عبد الله بن مسعود buyurdular ki ma aratta ila khal'ihima bunların çıkarmasını niçin murad ettin? Ma aratta ne şey murad ettin? İla khal'ihima bunları çıkarmaya. E bil vadil mukaddesi tuva ente yani Hazreti Musa'nın indeke bil vadil mukaddesi tuva dedi Cenab-ı Hak dedi. Sen de orada mısın yani? Hazreti Musa'nın vadi mukaddesinde mi sen ki nalınlarını çıkardın dedi. لَقَدْ رَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Biz Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördük. يُصَلِّي فِي الْخُفَّيْنِ وَالنَّعْلِيهِ Meslerinden beraber, nalınlarından beraber namaz kılar gördük. Yani sen için çıkardın, çıkarma. حَدَّسَنَا بْنَ اَبِي دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُ الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِي نُعَامَ عَنْ اَبِي نَضْرَةَ عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري buyurdular ki إذا أتى أحدكم المسجد sizden biriniz mescide geldiği vakitte فلينظر baksın seslerinde olursa ezen eza yani kir fas bir şey olursa evkat verin necaset olursa فليمسحهما onu temizlesin ortalığı berbat etmesin. Onu mesh etsin. Sümmel yusalli fihima. Sonra o nalınlarıyla beraber namaz kılsın. Bir rakamında dikkat edin bak bir şey diyor. Sümmel yusalli ahrecehu Ebu Davud anhu ve sahahahu İbn-i Huzeyme. O hadis Ebu Davud ihraç eyledi İbn-i Huzeyme de tasih etti. Yani hadisi sahihtir dedi. Ve ihtulife fi vaslihi ve irsalihi. Yalnız bu hadis-i şerif mürsel midir? Yoksa mevsul mudur? Mevsul demek yani raviler hepsi zikredilmiş. Mürsel demek sahabi zikredilmemiş. Hangisidir? Bunda ihtilaf olundu. Raccaha Ebu Hatim vaslahu. Ebu Hatim bunun mevsul olduğunu tercih etti. Ve revahul hakim min hadisi Enes'in ve bin Mes'udin. Hakim Hazreti Enes'den Abdullah bin Mes'ud'dan rivayet eyledi. Ve Darakutni fi sünneni an İbni Abbasin ve Abdullah ibn Şakir. Darakutni de Abdullah bin Abbas'tan Abdullah bin Şakir'den rivayet eyledi. وَف۪يهِ دَعْفٌ Bunun senedinde bir dafiyet vardır. وَاَخْرَجَ اَبُوْ دَاوُدْ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعُهُ Ebu Davud Hazreti Ebu Hureyre'den ihraç eyledi merfu olarak yani mürsel değil Resulullah Efendimiz'e evet çıkararak اِذَا وَتِيَا اَحَدُكُمْ الْاَذَا بِخُفِّهِ Sizden biriniz eziyet verecek yani kire pasa mesleriyle basarsa fetahuruhuma etturab onun temizlenmesi toprakla yani toprakla yürüdü mü temiz olur. Ve sahahehu İbn Hibban İbn Hibban bunu tasih eyledi ve ahracehu İbn Seken fi sahihi İbn Seken de sahihinde ihraç eyledi hadisi sahihtir dedi. Vel hakim fi müstedreki hakim de müstedrekinde ihraç eyledi. Vel beyhekuyu fi sünenihi İmam Zeyhaki de sünnelinde ihraç eyledi. Min hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anh. Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisinden ve fihi da'fın. Fakat bunun ricalında bir da'fiyet vardır. Ricalının bazısı caizdir. Ve ahirece ve Ebu Davud en Aişe'te. Ebu Davud Hazreti Aişe'den de bu hadisi ihraç eyledi. Ve fihi ihbarun ahara ileyh. Fakat onda başka bir haber daha var. Başka bir haber vardır ki قَدْ جَبَرَ بَعْضُهَا بَعْضًا Bu zayıf hadislerin bazısını cebreder ve yeşhedü lehu hadisü Ebu Ümmü Seleme. Ümmü Seleme'nin hadisi de buna şahittir. Şahit olur yani tekviye eder. İnni
şahit demek bir sahabeden bir rivayet edilir, başka bir sahabeden de bir rivayet edilir. İkisinin de senedi zayıf olur. Fakat sahabeler başka başka olduğundan buna şahit derler. Şimdi bu hadisi şerif kimden rivayet edilmişti? Hazreti Ayşe'den. Bu ikinci hadis Ümmü Seleme'den. İnni mra'atun utilu zeyli. Ben bir kadınım ki ben etekimi uzun yaparım dedi. Resulullah Efendimiz'e o halde geliyor ki ya Resulullah ben eteğimi uzun yapıyorum, yere sürünüyor, necasetlere geliyor, ne emredersen. Ve fi işte o hadis-i şerif doğrucudur ki Bâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yutahhiruhu mâ bâdehu, o necasetten yürüdü mu etek, sonradan mâ bâdehu onu temizler. Yani tekrar topraktan temiz yerden yürüyor ya, o onu temizler dedi. Ahrecehu Ebu Davud ve Tirmizi ve İbn-i Mace. Bu hadis-i Ümmü Seleme'den Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace ihraç eylediler. وَقَدْ بَسَتْنَ الْاَخْبَارِ, biz haberleri burada bahsettik. وَبَحْثَ اَسَانِدِهِ, senetlerinin bahsini de uzun uza diye beyan ettik. Nerede? فِي سَرْحِ الْحِمَايَ عَلَى شَرْحِ الْوِقَايَ. Vikayenin şerhi serhul himayede diyor. فِي بَابِ الْاَنْجَاسِ, بَابِ الْاَنْجَاسِ'de. Bu haşiyeyi yazan diyor. Haşiyeyi kim yazmış? El-Mevlevi Muhammed Hasan-ı Senbehli İdame Feydül Ali. Pakistan ulemasından bu kitabı her şeyi yapan adam diyor. Evet, şimdi burada ne diyor? Bir adamın ayaklarında, medeslerinde necaset olursa toprağına silsin, temizlesin, kılsın. Bir var ki basit bir yerde olur, toprakta yürümekle temiz olur. Bir de var ki medesin yanına, yöresine bulaşmışsa onu toprağına silsin, toprak temizler. Onların da namaz kılsın. Haddesene ibn-i Merzukin, kâle haddesene ebu'l-velid, kâle haddesene ebu'avane, en Abdülmelik ibn-i Umeyr, an racülin min benil Haris ibn-i Ka'b, kâle küntü câlisen ma'a Ebi Hureyre radıyallahu anh. Hazreti Ebu Hureyre ben oturuyordum, o adam diyor. Ve kâle racülün, bir adam dedi ki, ya Ebu Hureyre, ente neheyten nâse, sen mi nâsi nehyettin, en yusallû fîn âlihim, medesleriyle beraber namaz kılmadan bu nasıl sen mi nehyettin? Böyle bir haber işitmiş de Hazreti Ebu Hureyre nehyediyor, nalınlarına namaz kılmayın demişler. O da gelmiş soruyor ki sen mi nehyettin bunu? Fekale Hazreti Ebu Hureyre buyurdu ki ma fealtu, ben bunu yapmadım. Bu nehyi ben yapmadım. Gayre enni ve rabbi hadil hurme. Şu var ki diyor, ben bu haremin sahibine yemin ederim ki reytün nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'i gördüm. Salla fi hadal makam, bu makamda namaz kıldı ve enne aleyhi ve enne ne aleyhi aleyhi. Ne'alın nerede? Onunla beraber idi. Yani çıkarmamıştı. Ben nasıl nehyederim ki diyor. Resulullah Efendimiz burada namaz kıldı. Nalınlarını çıkarmadı. Medesleriyle beraber namaz kıldı. Haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene Ebu Hüzeyfe, kâle haddesene Süfyanu an Abdülmelik, kâle akbereni men semi'a Ebu Hureyre radıyallahu anh. Evet, bana Hazreti Ebu Hureyre'den işiten bir adam haber verdi ki يقول Hazreti Ebu Hureyre buyururdu اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ف۪ينَ عَلَيْهِ Peygamber Efendimiz nalınlarında namaz kıldı. Haddesena Fahdun kâle haddesena Muhammed ibn-i Sa'id kâle akberena şerifun an ziyad-i l-hadi kâle semiyotu Ebu Hureyre radıyallahu anh fezekere mislahu. Aynen bu hadis-i şerifi, evet, Fahd terikliyle de rivayet edildi. حدثنا ربيع الجيزي وصالح بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مجمع بن يعقوب الأنصاري من عم محمد بن إسماعيل قال قيل لعبد الله بن أبي حبيبة عبد الله بن أبي حبيبة يدير دلالك ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن بعد فنمزدين نذكر درسين يعني بو مسألة hakkında. Kale buyurdu ki rayidu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördüm. Sallâ fînâ aleyhî, nârınlarında namaz kıldı. Haddesena Fahdun kâle haddesena Ebu Gassan kâle haddesena Halid ibn-i Abdillah en Hüseyin'il muallim en Amr ibn-i Şuayb en ebihi en ceddihi enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Amr ibn Şuayb babasından, o da dedesinden rivayet ediyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salla, namaz kıldı. Hafiyen, çıplak ayak olarak
ve mütena eden medesleri giyerek iki türlü de namaz kıldık. Hiç ayağına bir şey giymedik değmezse ona hafi derler. Çıplak ayak ile de namaz kılmış, medeslerinin beraber de kılmış. Diğer hadisi şerifte de geldi ki Peygamber Efendimiz meslerinin de kıldı. Mest giymiş, onların da kıl namaz kılmış. Haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene Ebu Hüzeyfete, an Süfyan-ı Tevriyyi, an-i Süddiyyi, kâle ahbereni, Süddi diyor ki bana haber verdi, men bir kimse ki semi'a eşitti, kimden eşitti, kimi eşitti? İbn-i Hüreyf. İbn-i Hüreyf'den eşiden bir adam bana haber verdi ama kim onun ismini zikretmiyor. O adam demiş ki, İbn-i Hüreyf, radıyallahu anh yekulu derdi ki ra'aytu nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördüm. Yusalli kılar olduğu halde gördüm. Ne de fi nâleyni mehsufeteyni. Fi nâleyni iki nâlde. Nâlde namaz kıldı öyle. Öyle iki nâl ki mehsufeteyni hasef. Haseflenmiş yani bildiğimiz bu hasır parçalarından örülmüş. Demek ki öyle bir nâlim varmış. Örme. Böyle bir nealinde namaz kılmış. Medes. Evet. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Vehbun ve Ebu'l Velid. Kâle haddesena Şu'betu anin Nu'mani bini Salim. Fî hadîsi Vehbin ani bini Amr ibn Evsin. Ve fî hadîsi Ebu'l Velid kâle. Şimdi bu hadisi şerifi Ebu Bekre ve Vehb'den rivayet ediyor. Bir de Ebu'l Velid rivayet ediyor. Vehb ile Ebu'l Velid de Şube'den rivayet ediyorlar. Rabi Ebu'l Velid ile Ebu Bekre ikisi oluyor. Şube'den rivayet ediyorlar. Fakat Ebu'l Velid'in rivayet etmiş olduğu lefze aldı. Diyor ki ve fi hadis Ebu'l Velid. Ebu'l Velid'in hadisinde olucudur ki kâle semiyatu racülen. Ben bir adamı işittim ki cedduhu o adamın ceddi, dedesi Evs ibn Ebi Evs, Evs ibn Ebi Evs'tür. Kâle, o adam dedi ki, kâne ceddi, onun dedesi Evs ibn Evs, yusalli namaz kılardı. Feye'mürünî namazın içinde beni emrederdi ki, en unâvilehu nâleyhi, medeslerini ona vereyim. Emrederdi, ben de verirdim. Feye'tene'alû. Onları giyer ve namaz kılardı ve yekulu derdi ki رَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördüm. يُسَلِّي ف۪ينَ عَلَيْهِ Medeslerinde namaz kılardı. Yani onun için sünnettir diye o da medeslerinde namaz kılarmış. حَدَّسَنَا اَبْنُ مَرْزُوقُ قَالَ حَدَّسَنَا وَهْبٌ فَذَكَرَ مِسْلَ مَا ذَكَرَ اَبُوْ بَكْرَةَ اَنْ وَهْبٌ Evet. Ebu Bekir ve Hep'ten nasıl rivayet eylediyse İbn-i Merzuk böyle rivayet eyledi. Haddesena Nesr ibn-i Merzuk, kâle haddesena Esed, kâle haddesena Kays ibn-i Rabi'a, en Umeyr ibn-i Abdillah, en Abdil Melik, yani İbn-el Mughireti Taifiyye, en Evs ibn-i Evsin, ev Evs ibn-i Üveysin, kâle, Evs'ten, Evs ibn-i Evs'ten yahut Evs ibn-i Üveys'ten, yani Ravi Evs ama babası Evs mi Üveys mi ihtilaf var. Kâle Evs dedi ki اَقَمْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz yanında ikamet ettim, kaldım, nisfa şehir, yarım ay. فَرَيْتُهُ ben Resulullah Efendimiz'i gördüm, yusallî namaz kılardı. وَعَلَيْهِ halbuki Peygamber Efendimiz'in ayaklarında var idi. نَعْلَانِ iki medes. Öyle iki medes ki مُقَابِلَتَانِ mukabil. Yani parmaklarının arasından geçme sırımlar var ya, öyle iki tane var idi. Bir baş parmağının arasından geçer, sol tarafına gider. Evet. Bir de sağ tarafına gelir. İki parmağının arasından, dört parmağın ikisinin arasında. Ona mukabile derler. Mukabile tane. Baş parmağının arasından geçiyordu, ikiye ayrılır. Öyle değil. Birisi baş parmağının arasından geçer, birisi de kalan dört parmağının ikisinin arasından geçer, ayağın sağ tarafına gider. Bu şekilde bir medes gördüm diyor. 15 gün namaz kıldım, 15 günde Resulullah Efendimiz böyle namaz kıldırdı diyor. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuk, kâle haddesena Ebu Rabia, kâle haddesena Hammad ibn-i Seleme,
عن الحجاج بن أرطأة عن عبد الملك عن سعيد بن فيروز عن أبيه أن بفت سقيف. سعيد بن فيروز diyor ki Sakif'in vefti gönderdikleri heyet geldi. Sakif Taif'te duran en büyük bir kabiledir. Resulullah Efendimiz Taif'i muhasere ettiğinde Beni Sakif şiddetle müdafaa ettiler ve Taif'i vermediler. Resulullah Efendimiz Taif'i fethedemedi. Sonra bıraktı geldi. Ondan sonra onlar kendi aralarında düşündüler, taşındılar. Dediler ki bizim etrafımızı bu Müslümanlar ihate etti. Biz ne sağa gidebiliriz ne sola gidebiliriz. İyisi mi gidelim biz de Müslüman olalım. Bir cemaat gönderdiler. İşte onların o cemaat geldi diyor. Ennebefte sekifin sekifin cemaati kadimu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in huzuruna geldiler. Kalu onlar dediler ki feraeynahu biz Resulullah Efendimiz'in huzuruna girdiğimizde Resulullah Efendimiz'i gördük. Yusalli namaz kılar gördük. Ve aleyhi halbuki Peygamber Efendimiz'in ayaklarında da var idi. Ne'lani mukabiletani. Böyle iki sırımlı ne'al var idi. Orada nun tutmamış. Mukabiletani. Nun koyun. فَلَمَّا كَانَ دُخُولُ الْمَسَاجِدِ بِالنِّحَالِ Vaktaki mescitlere girmek, nalınlarından girmek oldu. Gayr-ı mekruhin. Mekruh olmaz oldu. Mescitlere medeste girmek mekruh değil. Eğer temiz ise, nalınlar temiz ise o medesine, mescide girmek mekruh olmaz oldu. وَكَانَتِ الصَّلَاةُ بِهَا اَيْدَ غَيْرَ مَكْرُهَا Eğer medesler temiz ise onunla namaz kılmak da gayr-ı mekruh oldu. Mekruh değil. Öyleyse namaz kılınan ve mescide onunla gidilen nalınlarına kânel meşhü biha işte o nalınlarla, o medreslerle yürümekle oldu. Beynel kubur kabirler arasında o medreslerle yürümek oldu. Ehra daha layık oldu ki en layıkunu mekruh. Mekruh olmamaya daha layık oldu. Mescid namaz kılınır, temizlik icap eder. Namaz temizlik icap eder. Halbuki Resulullah Efendimiz hem medesine mescide girmiş, hem medeslerine namaz kılmış. Bu mekruh olmazsa kabirler arasında da medesine yürümek mekruh olmaz. Ama bunların hepsine vakitte medeslerde pislik olmazsa. وَهَذَا قَوْلَ اَبِي حَنِفَةَ Bu Ebu Hanife'nin kavludur ve Ebi Yusuf ve Muhammed. Ebu Yusuf ve Muhammed'in kavilleridir. Rahimahumullahu Teala. Şimdi madem böyledir de bütün dünyanın her tarafında ayakkabıları çıkarıp da sonra namaz kılıyorlar. Niçin? Çünkü ya necasetten hali olmaz yahut diğer bir pislikten. Yani necaset olması şart değil. Bir memleket çamur. Sen çamuruna yürüdün. Gerçi o çamur temiz ama fakat ondan gideceksen, o namaz kılınacak yerleri berbat edeceksen, herif namaz kılarken üstü başı çamur olacak. Ona ne derler? Eza. Eziyet verecek şey. Medeslerde, ayakkabılarda necaset olursa hiç caiz değil. Necaset değil de eziyet verecek bir şey. Su, çamur, bu gibi şeyler olursa o da caiz değil. Ama böyle Hicaz gibi, Arabistan gibi kupkuru kumlarda yürümüş tertemiz, ondan, o medesinin, o ayakkabıyla mescide de girilebilir, namaz da kılınabilir. Fakat mescitte eğer halılar serilmişse, kilimler serilmişse, seccadeler serilmişse, dışarıdan getirdiğin tozuna onları toz edeceksin. Bu sefer onu temizlemek de müşkil olacak. O toz geldi mi o halıdan, o kilimden kim çıkaracak? Çıkması da zor. Onun için ayakkabıları çıkarıyoruz biz. Yani illa bu lazımdır. Ayakkabıyla girilmez manasına değil. O temizliğe riayet için. Kimseye eziyet olmaması için. Sonra adam alıştı mı daima medesinden içeriye girmeye icabında kazara yolda gider. Necasete basar. O necasetinin gelir içeri. Ortalığı da necasete gark eder. Kimse bilmez. Bunun ihtiyat tarafı hangi tarafta? Kapıda ayaklarını çıkarıp ondan sonra girmeye.
Evet, burada hüküm bu kadar. Yani asli caiz, temiz olursa medesler, ayakkabılar, onunla camiye de girilir, namazda kılınır. Fakat şimdi hala hazırda bütün Müslümanlar ihtiyat kabilinden bunu çıkar, ayakkabıları çıkarıyorlar.